sanal dijital kütüphanelerimizde farklı büyümeler, işte metal, farklı kokona, plastik, mat, kalite kaplar, aksi fermuarları hepsini tasarımlarımıza uygulayabiliyoruz. Markalar koleksiyon süreçlerini böyle yönetiyor. Ona göre planlamasını yapıyor. Gerçek onaylanan numaraların üzerinden de tedarikçileri iletişime geçip siparişlerini geçiriyor. Biraz da konusunda fikir vermesi açısından bunu peki yan sanayi birleşince, çünkü yan sanayi en önemli kısımlarından biri ise ne yapabiliyor? Bakın, büyümelerimizin de benzeri biçimde sanalları var. Bunu modellerin üzerinde görebiliyoruz. Ölçüleriyle, renkleriyle, burada farklı efektler uygulanmış. Hatta bizim şu an farklı projelerimiz de var. YKK belki kimet seçim müşterilerine de dijitaller farklı gibi sunulacak. Bunun gibi global markalar bulmuş. Bu benim birebir karşılaştığım bir şey. Bazen şey oluyor. Geçen bir firma patronu yanındayla içeri kapı çaldı. Benim bu nereye aldığım müşteri mavi büyümeyle görmek istiyor. Boyatalım, topluluk kalınma. Yani, tabii ki bu büyümeler üretilecek ama mümkün olduğunca bir süreçlerde kararı hızlı vermek, onu hızlanmak. Sonrasında da zaten üreticilerle eş zamanda bu süreçler yürüyor. Benzeri biçimde fermuarlar, zipperlar, farklı tipte tasarımlar, bunların tüm farklı boyutunu, işte materyaline, dediğim gibi mat, metalik, plastik, tüm detayını şeklinin rengine kadar veya işte içeride plastik mi, farklı materyal mi kullanıyor, aklınıza gelebilecek tüm detayıyla kullanabiliyorsunuz. Basebandlar öyle, sınırsız yüzlerce bunu önden sunabilirsiniz. Farklı rengini, farklı yazılısını bunları sunmak mümkün. Yine burada bir çalışmada hem düğmeler var hem peşler sağ alt köşede danteller uygulanmış. Bakın farklı patchworkları uygulanmış. Bunun saniyeler içinde işte sarı kırmızı rakamlayı biz yeşil sarıya, maviye rengini değiştirebiliyoruz. Dokusunu daha parlak yapabiliyoruz veya arkadaki bu transparan haline getirebiliyoruz. Üstünde metal yıldızlar var. Tüm dil detaylarını da destekleyebiliyoruz. İçinde verebileceğimiz tüm detaylar da dahil.